Yazım kurallarına yön adlarının yazılışıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar yön adları özellikle doğu ve batı, kuzey ve güney içinde geçer ama onlar çok fazla karşımıza çıkmıyor. Daha çok batı ve doğu kullanılıyor. Batı ve doğu kelimeleri eğer düşünce, hayat tarzı, politik anlamında kullanılıyorsa büyük yazılır. Mesela Batı medeniyeti. Bu bir e, düşünceyi, bir hayat tarzını ifade ettiği için büyük yazılır cümle içinde. Yine doğum istisizmi de aynı şekilde. Cümlede kullanım daha iyi anlarsınız. Burada zaten cümlenin başında olduğu için büyük yazılmış. Fakat cümle içinde de nasıl yazılıyor gösterelim. Mesela bu konuya batıda bizden daha farklı bakılıyor. Şimdi buradaki batı kelimesi arkadaşlar artık bir yön anlamında değil. Düşünce, hayat tarzı, politik anlamında kullanıldığı için büyük harfle başlıyor. Şuraya çıkartayım tekrar kelimemizi getirilen çekim eki de tıpkı bir özel isimmiş gibi kesmeyle gördüğünüz gibi ayrılıyor. Buna dikkat edelim. Peki böyle düşünce ya da hayat tarzı politik anlamında değil de bildiğimiz yön anlamında kullanılırsa nasıl yazılır diye aklınıza geldiyse işte size unutma kısmında yazdım. Eğer batı doğu sözcükleri yön bildiriyorsa yani aklımıza gelen o ilk anlamı yön anlamındaysa o zaman küçük yazılır. Mesela Manisa'nın doğusu. Bakın tamamen yön. Yani bir şehrin doğusu, batısı tamamen yönünü belirtiyor. O yüzden küçük yazdık ve getirilen çekim ekini de kesmeyle falan ayırmadık. Aynı şekilde Malatya'nın batısı. Bakın gene yön, küçük ve getirilen ek kesmeyle ayrılmıyor. Bunu çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Karşınıza sorularda sık sık çıkar. Özellikle üst kısmı tabii ki yani işaretlediğim yer ya da üst kısmı ayırt edip ayırt edemediğimizle ilgili çıkar. Buraya dikkat edelim. Bir de arkadaşlar başka bir özel başka bir kuralımız var yön adların yazılışı ile ilgili. Yön bildiren sözcükler yer isminden önce gelirse büyük harfle başlar, sonra gelirse küçük harfle başlar ne demek istedim? Anadolu. Anadolu bir yer ismidir, özel isimdir. Eğer ben doğu kelimesini Anadolu'dan önce kullanacaksam büyük yazarım. Burada cümlenin başında olduğu için belki tam anlayamayabilirsiniz ama ben cümle içinde kullanayım ne demek istediğimi daha net anlatayım. Mesela diyelim ki şöyle olsun bugün Doğu Anadolu'da Şu ayrı yazdığım kesmeyle ayırdığım belli oluyor mu? Tam belli edeyim. Şöyle iyice ayırayım. Doğu Anadolu'da kar var. Cümlemiz böyle olsun. Bugün Doğu Anadolu'da kar var. Şimdi bakın cümle içinde olmasına rağmen Doğu kelimesi cümlenin içinde ortasında. Fakat büyük yazdım. Niçin? Çünkü yer isminden önce bakın geldiği için büyük yazdım. Anadolu özel isimdir. O özel ismimizden önce geldiği için büyük yazdım. Bunu demek istemiştim. Peki yön ismi yer isminden sonra gelirse nasıl yazılır? Anadolu bakın önce geldi yön sonra o zaman işte küçük yazılır. Burası da çok önemli arkadaşlar bunu karıştırmayalım. Gelelim ara yönler nasıl yazılır? Ara yönler daima bitişik yazılır. Yani kuzey doğu burası bir ana, ara yöndür ve bitişik yazılır. Akdeniz'in güneybatısı, güneybatı, ara yöndür ve bitişik yazılır. Yani şöyle yazarsanız yanlış olur. Böyle ikisini ayrı yazarsanız yanlış olur arkadaşlar. Ara yönleri bitişik yazmamız gerekiyor. Yönler bu kadardı. Şimdi de gelelim yer adlarının yazılışına. Burada pek çok kuralımız var. Yer adları yani mesela kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt gibi e, yer adları büyük harfle başlar. Mesela Afrika kıta ismidir. Büyük harfle başladık. Asya gene kıtadır. Büyük harfle başlar. Güneydoğu Anadolu bir yer ismidir. Büyük harfle başladı. Bölgedir değil mi? Güneydoğu Anadolu. İç Anadolu bölgedir. Büyük harfle başladı. İç Anadolu. İstanbul il adıdır. Büyük başladı. Ürgüp bir ilçedir. Büyük harfle başladı. Bahçeli evler ilçedir büyük harfle başladı. Yani kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt ve benzeri. Daha bunlar çoğaltılabilir. Yer adı olması önemli bizim için. Yer adları büyük harfle başlar. Arkadaşlar sorularda görüyorum. Bazen öğrenciler de çok soruyor. Ek gelince nasıl olur? Ek gelince ben de yazayım tekrar. Ek gelince de getirilen ek kesme işaretiyle ayrılır. Ege bölgesinde Şimdi burası bölge ismiydi. Bölge ismi olduğu için büyük yazdım. Getirilen çekim eki de, ekini de kesmeyle ayırdım. Yani mesela Afrika'ya da getirelim. Afrika'da yaz, yazacağım. Yer ismi olduğu için büyük yazdım. Getirilen çekim ekini de kesmeyle ayırdım. Zaten kural bu. Yer isimlerine getirilen çekim ekleri kesmeyle ayrılır. Ee, bakalım başka örnek yazmamıza gerek var mı? Güneydoğu Anadolu'da şöyle getireyim ya da ekini farklılaştırayım. Hep daha olmasın. Güneydoğu Anadolu'nun bakın çekimeki kesmeyle ayırdım. Başka ne olsun? İstanbul'a gittim mesela. Bakın kesme kesmeyle ayırırım. Bunu da bilelim. Yani sadece büyük yazıldığını bilmeyelim. Getirilen kesme kesmeyle ayrılır. Onu da bilelim. Evet. Burada çok güzel bir not geldi. Bunlara dikkat kısmına arkadaşlar yıldız atıyorum buraya. Mutlaka dikkat edelim. Özel adı dahil olmayan şehir, il, ilçe, belde, köy sözleri küçük yazılır. Bunda çok hata yapılıyor. ÖSYM de defalarca bununla ilgili sorular sordu. Mesela Mersin ili eğer şöyle yazarsanız arkadaşlar, bunu Mersin ili diye büyük yazarsanız yazım yanlışı yapmış olursunuz. Burada Özel ad olan kısım sadece Mersin'dir. M'sini büyük yazacaksınız. İ'sini küçük yazmak zorundasınız. Yani burada yazım yanlışı yaptınız. Keban ilçesi. Burada özel isim olan yani yer adı olan Keban'dır. K'sini büyük yazdınız. Fakat ilçe kısmını eğer yanlışını yazıyorum. ilçesi diye büyük yazarsanız hata yaparsınız. İlçe Özel ada dahil değildir. O yüzden bunu şurada doğru örnekte olduğu gibi küçük yazmanız gerekiyor. Aynı şekilde bu beldeyi büyük yazarsanız hata yaparsınız arkadaşlar. Köy de aynı şekilde küçük yazılmalı. Yani siz bunu Taflan Köyü diye şöyle büyük yazarsanız K'yi yazım yanlışı yapmış olursunuz. Buraya çok dikkat edelim. Bununla ilgili sorular sık sık karşınıza çıkar. Devam edelim. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz bunlar çoğaltılabilir. Tür bildiren isimler büyük harfle başlar. Mesela ağrı dağ. Bu da arkadaşlar sık sık sorularda sorulan. Yani şöyle yazılırsa ağrı dağ diye küçük yazılırsa yazım yanlış olur. Bunu büyük yazmamız gerekiyor. Kuralımız da şu. Yer adlarında... Deniz, nehir, göl, dağ, boğaz isimleri büyük harfle başlar. Bu kurala göre büyük yazacağız. Evet küçük yazınca yanlış oluyor. Çanakkale boğazı bakın büyük. Avrupa ekası bu da büyük. Dicle Irmağı bu da büyük. Ege denizi büyük yazmanız gerekiyor. Fırat nehri. Hem burada hemen şunu yapayım. E, hocam böyle tamam bunu büyük anladık ama ek gelirse ne olur? Her zamanki gibi ek gelirse çekim eki gelirse tabii ki kesmeyle ayrılır. Mesela Fırat Nehri'nin diyelim Fırat Nehri'nin doğusu. Kesme işaretinizi getireceksiniz. Ekinizi yazacaksınız. Van Gölü'nde Van Gölü'nde çekim ekini kesme işaretini getirdikten sonra ekleyeceğiz. Süveyş kanalı, zigana geçidi hepsinde bakın büyük ve hepsinde de bir çekim eki getirecekseniz kesmeyi koyup sonra çekim ekini ayıracaksınız. Arkadaşlar gene buraya da yıldız atacağım. Bu kısımlar sık sık sorularda karşınıza çıkacak. Devam edelim. Heh, şimdi geldik. Böyle e, zor sorularda, ayırt edici sorularda karşınıza çıkabilecek bir e, bölüm. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. Biraz önce bakın yukarıda boğaz kelimesi vardı değil mi? Çanakkale boğazı geçmişti. E, burayla ilgili. Şimdi yer bildiren özel isimlerde bazen kısaltma söyleyiş tercih edebilirim. Yani Çanakkale Boğazı demem de Boğaz derim ya da İstanbul Boğazı demem de derim e, Boğaz derim. Ki günlük hayatta kullanıyoruz işte Boğaz'dan geçen gemiler aslında Çanakkale Boğazı ya da İstanbul Boğazını kastediyorum. İstersen böyle kısaltmalı kullanım yapabilirim. İşte o zaman ne olur? Hemen gösterelim. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş yaptığında Yer adının ilk harfi büyük yazılır ve getirilen çekim eki kesmeyle ayrılır. Şimdi uzun uzun yazayım. Mesela İstanbul Boğazı'ndan. Cümlem böyle olsun. Böyle yazarım değil mi arkadaşlar? İstanbul'un i'sini büyük, Boğaz'ın B'sini büyük, getirilen çekim ekini kesmeyle ayırdım. Kesmeyi çok güzel yapamadım herhalde. Onu güzelce düzelteyim. Şöyle, şu arada değil mi? Boğazından, ee, İstanbul Boğazında, bu şekilde yazdım. Fakat bu kadar uzun söylemek istemiyorum. Mesela ne diyelim? İstanbul Boğazından geçen gemiler olsun. Cümleyi çok uzatmayayım. İstanbul Boğazından geçen gemiler. Fakat ben bunu Boğazdan geçen gemiler diye söylemek istiyor, istediğimde istiyorsam şöyle yapacağım. Bugün cümlenin ortasında kullanayım ki nasıl yazdığımı anlayın. Bugün Boğazdan geçen gemiler cümle böyle devam etsin. Bakın hem büyük yazdım İstanbul kelimesi olmamasına rağmen hem de getirilen çekim ekini kesme ayırdım. Yani kısaltmanı söyle işte de bir şey değişmiyor. Nerede değişmiyor? Yer bildiren özel isimlerde. Tamam mı arkadaşlar? Hisar da aynı şekilde. Hisar'dan e, köşk. Mesela Çankaya Köşkü diyeceğiz. Hadi yazalım onu da. Mesela Çankaya Köşkü'nde toplantı yapıldı. Burayı biraz daha netleştireyim. Çankaya Köşkü'nde toplantı yapıldı dedim. Normalde yer ismi olduğu için büyük yazdım. Getirilen çekmekini kesmeyle ayırdım. Peki bunu kısaltmalı söylemek istersem nasıl yapalım? Bugün cümlenin ortasını özellikle alıyorum ki büyük başladığımı görün diye. Bugün köşkün Yeni sahipleri diyelim Köşkün yeni sahipleri e, Geldi Çankaya köşkü gibi önemli bir şey kastediyorsam öne Bilinen bir köşkü e, bilinen bir yeri kastediyorum çünkü e, Büyük harfle başlarım getirilen çekim ekini de şurada gördüğünüz gibi kesmeyle ile Ayırırım Bu da böyle arkadaşlar devam edelim Evet Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen bu mahalle, bulvar, meydan, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar. Mesela Yunus Emre Mahallesi. Bakın M büyük. Cumhuriyet Meydanı. M büyük. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. B büyük yazıyoruz. Nene Hatun Caddesi. C büyük. Cemal Nadir Sokağı. S büyük. İnkılap Sokağı. Yine S büyük. Bu kadar arkadaşlar, herhalde burada çok zor bir şey yok. Devam edelim. Saray, Köşk, Han, Köprü, Kule, Anıt gibi yapı isimleri, burada önemli olan yapı adları her zaman büyük harfle başlar. Az önce Çankaya Köşk'ün örnek vermiştim. Mesela Dolma Bahçe Sarayı büyük harfle başladı. Çankaya Köşkü büyük, Horozlu Han büyük, Ankara Kalesi. Galata Köprüsü, Zafer Abidesi, Bilge Kağan, zaten ismi büyük yazıyoruz, Anıtı, Beyazıt Kulesi. Şimdi aklınıza gelmiştir. Ek gelirse ne yapacağız? Hemen söyleyeyim. Ek gelirse kesme işaretiyle ayıracaksınız ama çekim eki tabii ki. Dolmabahçe Sarayı'nda ya da Çankaya Köşkü'ne. Horozlu Han'ın Ankara Kalesi'nden mesela böyle ekler getirelim çekimekleri, Galata Köprüsünü, Zafer Abidesi'nde artık ekler tükendi benzerekleri kullanacağız, Bilge Kağan Anıtını gibi ekleri de çekimeklerini de kesme işaretiyle ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Sonunda üçüncü tekil kişi iyilik eki olan özel ada e, getirilen e, ek eğer üçüncü tekil kişi eki değil başka bir e, ekse başka bir iyilik eki ise kesme işareti konmaz. Aslında önce örneği vereyim sonra anlatayım daha kolay anlaşılır. Mesela boğaz köprüsünün tanımlar çok akılda kalmıyor arkadaşlar. O yüzden e, tanımlardan çok örnekler üzerinden gideceğim. Şimdi Boğaz Köprüsü üçüncü tekil kişi iyilik eki değil mi? Ne yaptım? Büyük yazdım zaten. Getirilen çekmekini kesmeyle ayırdım. Kural bu. Fakat bu ek dışında yani üçüncü tekil kişi eki dışında başka bir iyilik eki getirilirse kesme işareti kullanılmaz. Boğaz Köprüsü'nde ayırıyorum ama Boğaz Köprümüz bakın bizim köprümüz. Birinci çoğul kişi yelkeki bizim Boğaz Köprümüz. O yüzden artık burada şu araya herhangi bir kesme işareti koymuyorum şuralara. Hiç koymayayım kafalar karışmasın. Kesme işareti koymamak gerekiyor. Bu dediğim gibi zorlayıcı sorularda karşınıza çıkabilecek bir detay. Mesela Kuşadamızdaki liman Şimdi şöyle olsaydı kuş kuş a yanlış yazdım. Hemen düzelteyim. Kuş adası. Kuş adasında deseydim. Kuş adasında tatil yaptım. Şurayı kesmeyle ayıracaktım. Çünkü üçüncü tekil iyelik eki. Ne diyor kuralımız? Üçüncü tekil iyelik eki dışında bir iyelik eki gelirse artık çekim eki kesmeyle ayrılmaz. Kuşadamızdaki liman dersem ayırmam. Çünkü mız bizim kuşadamız. Birinci çoğul kişi iyelik eki. Devam edelim. Evet. Arkadaşlar yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, aşağı, yukarı, orta, iç hani iç Anadolu'da falan var ya onun gibi yakın, uzak kelimeleri ayrı yazılır. Mesela orta doğu bakın ayrı yazıldı. İç Anadolu zaten bunun birleşmeyeceğini düşünürsünüz. Yakın doğu özellikle şunlarda orta doğu, yakın doğu ayrı. Uzak doğu mesela bakın bunu bitişik yazarsanız büyük bir hata olur. Batı Trakya, Doğu Anadolu, Güney Kutbu, Kuzey Amerika, Aşağı Ayrancı, Orta Asya gibi. Ben en çok kar karıştırılan örnekleri çizdim. Daha çok onlar karıştırılıyor diye düşünüyorum. Evet, kişi adları ile ilgili e, bir kuralımız daha var. Kişi adları ve unla unvanlarından oluşan e, mahalle, bulvar, cadde, sokak, ilçe, köy adlarında sondaki unvanlar hariç Şahıs adları ayrı yazılır zaten mahalle cadde isimleri büyük yazılır onu söylememe gerek yok. Mesela Abidin Paşa bakın şurada Paşa eğer normalde bu bir e, yer adı olmasaydı. Bakın kuralımız yer adı olması ile ilgili bu bir yer adı olmasaydı ben Abidin Paşa'yı nasıl yazardım? Unvan adı diye Abidin Paşa'yı büyük yazardım. Fakat bakın kuralımız ne diyor? Kişi adları ve unvanlarından oluşan mahalle bulvar köy adları... Sondaki unvan hariç ayrı yazılır. Bir de e, bakın ben bunu ayrı yazdım değil mi normalde? Ama bu bir mahalle adı yer adı olduğu anda Abidin Paşa diye ayrı yazı, e, bitişik yazıyorum. Bakın ne diyor zaten? Sondaki unvan hariç ayrı yazılır. Hatta şu örnekte daha güzel anlayacaksınız. Gazi Osman Paşa. Şimdi bakın. Gazi unvan. Başta büyük yazdım. Ayrı yazdım fakat sondaki unvanı bitişik yazdım. Burada bu anlatılıyor arkadaşlar. Kişi adları ve unvanlarından oluşan mahalle, bulvar, cadde, sokak adları e, sondaki unvan hariç ayrı yazıları. Bakın ayrı yazdım sondaki unvanı ayrı yazmıyorum. Yani şöyle yazarsam yanlış olur. Hatta yanlışı alta yazayım. Gazi Osman Paşa'yı şöyle yazarsam. Bu ne mesela? Mahalle değil mi? Gazi Osman Paşa Mahallesi. Heh, mahalle olduğu anda ben bunu böyle ayrı yazarsam yanlış yaparım. Anladık mı arkadaşlar? Yani şu yanlış, alttaki yanlış, üstteki doğru. Gazi Osman Paşa Mahallesi. Derken ki şöyle rengimizi değiştirelim. Gazi Osman Paşa Mahallesi derken şu paşayı bitişik ve e, tabii ki küçük yazmam gerekiyor cümlelerin ortasında büyük yazamayacağım için kelimenin ortasında